Hayırlı günler diliyorum hanımlar. Ben bugün buzdolabımı temizledim. Şöyle içini komple çıkarıp temizledim desem yalan olur aslında, komple yıkadım diyeyim. Efendim yavrum. Ama tabii ben işimi yarıda bırakmak zorundayım. Bunları yıkayıp kurulayıp ters çevirip kaldıracağım. Çünkü çocuklar acıktı. Normalde ben sabah çok erken kalktım, işlerime başladım. Hani onlar uyurken ancak buzdolabını temizleyebilirim. Onlar uyandılar. Buzdolabının içerisi tertemiz ama içerisindeki malzemeleri yıkayıp bunları ters çevirip uygun bir yere kaldıracağım. Şu kasalarımı makineye atmıyorum. Bunları elimde yıkayıp kuruluyorum. Diğerlerini de artık, bunları gerçi kocaman kaba şeyler. Ben bunların hiçbirisini makineye atmıyorum. Hepsini elimde yıkayıp ters çeviriyorum. Bazen mutfak havlusuyla kuruluyorum. Efendim annem. Hemen atağa geçtiler zaten. Bunların hepsini yıkayıp, kalemlerini al, hemen kalemler geldi. Bunların hepsini yıkayıp ters çevireceğim. Daha sonra şu sepetlerimi yıkayıp kuruladıktan sonra şöyle sebzelerimi yerleştireceğim. De önce bir çocukları doyurmam lazım. Bir kahvaltı hazırlamam lazım onlara tabii. Ben bence bunları şimdi şöyle bunları mecburen bir, bunun içerisinde de böyle diplerinde sarımsağım kaldı. Mecburen bunları şimdilik kaldıracağım. Kızım yani hemen meyve suyunu döktü zaten, sağ olsun. Şöyle sepetlerimi de buraya kaldırayım. Bunun iki tanesini biraz önce yıkadım, ters çevirdim. Bunları buraya alıp bunları hemen bir an önce kaldırmam lazım. Yıkayıp çocuklar rahat bir şekilde yemeğini yesinler. Bana kolay gelsin. Gerçekten bana kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi benim bunları yıkamam lazım. Acil bir şekilde yıkayıp hemen çocukların karnını doyurmam lazım. Ya da önce çocukları doyuracağım. İkisinden birini yapacağım. Hanımlar, ben çocukları doyurmaya karar verdim. Hem bu şekilde içim daha rahat etmiş olur. Ayrıca daha rahat bir şekilde işlerimi hallederim. Onlar içeride otururken, oyun oynarken diyeyim daha doğrusu. Şöyle annemin bize çocukken yapmış olduğu şeyi yapıyorum. Küçük küçük patatesleri doğrayıp üzerine yumurta kırardı. Allah razı olsun. Allah uzun ömür versin. Bazı şeyler anneden kalıyor ve değişmiyor. Çocuklarına geçiyor. Dilerim Allah'tan benimkilerde, daha doğrusu benim yaptıklarım da benim çocuklarıma geçer. Onlar da kendi çocuklarına yaparlar inşallah. Böyle nesilden nesile devam eder inşallah. Böyle annem bulgurlu pilav yapardı. İçerisine mercimek koyardı. Ya bazı şeyler böyle tamamen hafızaya yerleşiyor ve ömür boyu gidiyor. İnşallah benim de çocuklarıma geçirmiş olduğum şeyler vardır böyle anı olarak, böyle tarif olarak diyeyim. Onlar da kendi çocuklarına yapar umarım. Şöyle gece eşime saat 1'e doğru, eşim çayla kuymak yapar mısın bana dedi. Ona kuymak yapmıştım. Kızım uyanmıştı, ben de yiyeceğim dedi. Uykusu kaçtı mı tekrar uyuyakalamıyor açıkçası. Çok zor uyuyor. Dedim sabah sana özel olarak kuymak yapacağım dedim. Şimdi onun kuymağını yapacağım. Kızım kahvaltıda tereyağını çok seviyor. Onun bıçağını koydum. Kardeşi de onun gördüklerini yaptığı için ona da koyuyorum ki hem örnek alsın diye. Şöyle küçük tabaklarını koydum. Bunlar da çok rahat bir şekilde yiyorlar. Ben hemen soframı hazırlayayım. Sütle meyve suyunu da ilave edeceğim. Zeytin falan koyacağım. Onları çok az az yapacağım. Şöyle tabağın içerisine tekrar böyle ordöv tabağı gibi yapacağım böyle. Çeşit çeşit koyacağım ama azar azar koyacağım. Bu şekilde daha rahat yiyorlar. Ben hemen işlerimi koyayım. Hızlı bir şekilde çocukları doyurayım. Bana kolay gelsin. Bakın kızım, bakın. Bakın kızım, bakın.
Annem. Umay. Şşt. Umay. Hiçbirimizin doğum günü yok. Bu doğum günü pastası neyin nesi acaba bilmiyorum. Bunlar da vermişler. Tamam. Nurcan teyzemiz kızıma dondurma evet dondurma da aldı ama dondurmayı çekmiyorum şu an. Pastayı çekiyorum. Şöyle pastamızı şöyle küçük bir görüntü alalım. Güzel bir anısı kalsın burada. Tamam hadi mumlarını hadi yine de takalım mumlarını. Tak hadi. Ama takmasak. Tamam takmadan da kesebiliriz annem. Doğum günü değil sonuçta. Hadi bir tane takalım. Tamam hadi bir tane tak. Teşekkür ederiz Nurcan teyzesi ya. Korkuyor, yürüyemiyor. Yürü oğlum, hadi yürü. Hadi geç oğlum, geç. Yürümüyor, adım atmıyor bir tane. Anne, kırılır mı bu? Hayır annem, kırılmaz. Bak rahat bir şekilde, bunlar sağlam. Gel gel, sağlammış gerçek. Bir tane bir yürüyüşüne bak. Tamam tut elimi tut elimi tut. Elimi tutmak istiyor aşkım. Elimi tutmak istiyor ki düşerim diye. Aferin oğluma kenardan kenardan geliyor. Nurcan, Nurcan düşeceğim diye kenarlardan geliyor. Arkadaşım uzun yoldan geldi. Onun için kahvaltı hazırladım. Şöyle sabah şu an çok erken saatte olduğu için mesela cevizi çok fazla kıramadım ses çıkmasın diye.
Bunun üzerine biraz ceviz serpeceğim. Şöyle salatalıkların içlerini oydum. İçerisine havuç koydum. Kaşar peynir koydum. Normalde bunun içerisinde şeyde sarılınca çok güzel duruyor ama çok acele hazırladığım için koymadım. Salamın arasını da bunlardan dilimleyebilirsiniz isterseniz. Fikir olsun diye yine paylaşmak istedim. Şöyle üçgen şekilde karpuz dilimledim. Patates kızarttım. Zeytin koydum. Şöyle çilek reçeli, vişne reçeli, pekmez, üzüm pekmezi, dut pekmezi koydum. Yine buraya da o şekilde. Şöyle domates salatalık dilimledim. Şöyle nugget kızarttım. Şöyle tavada kaşarlı maydanozlu börek yaptım. Peynir tabağı hazırladım. Şöyle sizin için de küçük bir şekilde video almak istedim. Benim için de güzel bir an olsun. Çayımı demledim. Şimdi şu ortada yer açacağım. Küçük bir tava kuymak yapacağım. Sofram hazır olacak inşallah. Kuymağım hazır olduktan sonra biz de sofraya oturacağız. Bize afiyet olsun. Sesim için kusura bakmayın. Çok erken bir saat olduğu için sesim de şu an çok kötü çıkıyor. Bize afiyet olsun. Kuymağımı hazırlayıp soframı kurayım ben.